Geçelim e, Macron'un bu halinden e, tekrar e, Ukrayna'nın durumuna ama buradan yola çıkarak şunu soracağım ben e, geçtiğimiz günlerdeki. Ee, yaşanan e, İran'ın saldırısını, zaten evet Macron'dan çıkamadık, çıkalım bu videodan arkadaşlar, <laughs> videodan çıkamadım diye bir e, akımda vardır ya e, sosyal medyada. Neyse evet görmüş olduk Ukrayna haritasını. Şimdi İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yani, Erbil'e yani. yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin e, İran Dışişleri Bakanlığı'nın e, sözcüsünün açıklaması şu şimdi. Bunu soracağız. Bu saldırı niye böyle bir zamanlamayla geldi? Sözcü şöyle diyor: İsrail birçok kez Irak topraklarını kullanarak İran'a tehdit oluşturdu. Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz. Peki İran Erbil'e neden füze attı? Nereye hedef aldı? Metebeye soralım. Ne söyleyeceğiz bununla ilgili? Nasıl okuyoruz bütün olup bitenlerin içerisindeki bu hamleyi? Yani e, attıkları da e, Tebriz şehrinden atılan balistik füzeler attıklarını söylediler. Yani söylenen en azından öyle bildiğimiz. Evet. Düşünün menzil olarak baya uzun bir menzilden atış gerçekleştirildi. Arkasından baktığınızda düşen yerler ilk eksapta şeyden bahsedildi. İşte Amerikan büyükelçiliği son şey büyükelçiliği konsolosluğu, konsolosluğu. sonra Amerikan üstü sonra şimdi en son e, Mossad'ın karargahı olarak hani tekrar konuşuldu yani. E, ve arkasından da çok ilginç bir şekilde e, Biden bu konuyla ilgili tek bir kelime etmedi. Evet. Ve açıklama İran'dan İsrail'e dönük. Fark etmez. Yani sizin attığınız yer eğer e, onun mevkisindeyse, onun koruması altındaysa, onun bulunduğu bölümdeyse e, hiç fark etmez. Yani e, İsrail'e daha önce başka yere saldırıldığında tepki gösteren e, farkındaysanız Biden bu konuda bir şekilde sustu, sustu. ve e, bir konuşma dahi geçmedi. İsrail tarafından da bir açıkçası çok ciddi bir şey gelmedi. Peki neydi e, bu? Saldırının gerçekleşmesindeki sebeplerden bir tanesi ee, İsrail zaman zaman Suriye sahasına giriyor ve Suriye sahası içerisinde e, İran devrim muhafızlarının veya e, diğer e, ministerin bulunduğu alanları bombalıyor. En son e, yaptığı hava harekatında söylenenlere göre iki tane devrim muhafızı albayın öldürülmesi e, gerçekleştiriliyor. Yani o saldırı sonucunda. Ona misilleme olarak yapıldı ee, bu e, olayın söyleniyor. Ama ilginç olan şey şu, şeyi düşünün, atmosferi düşünün. Ukrayna'da Rusya kapışıyor, Evet bir gerilim hat safhada ve siz o gerilimin hat safhasında siz şey çıkartıyorsunuz. Palestine. Ben de buradayım. Evet, ben de buradayım. Ben de Artın. buradayım. Yani beni unutmayın, bana da iki tane, hani bana da bir şey yapın. <laughs> mevzusuna göre ben de buradayım yani parmak kaldırıyor beni ya. unutmayın ha, beni unutmayın ben de buradayım zamanlamaya bakar mısınız tam o dönemde ha, hani böyle gündemden düşmek istemeyen magazin figürleri oluyor ya Allah'ım ona mı benziyor <laughs> aynı dönemde farkındaysanız e, şey gerçekleştirildi e, Pakistan'a Pakistan Hindistan'dan yanlışlıkla füze bir gitti. yine e, Hata. E, önemli bir e, süpersonik bir füze atıldı. O düştü. O sırada Tayvan bir Çin uçağını düşürdü. Bunlar bir takım ee, aynı mi anda acaba? Japonya e, kendi hava sahasına giren eee ait olan o adalar bölgesi var ki yani hala e, tartışmalı olan adalar bölgesinde e, bir e, geri püskürtme olayı yaşandı. E, zaten öyledir. Her defasında çatışma çıktığında o çatışmanın unsurlarını bütün tartışmalı alanlarda görürsünüz. İki Dünya Savaşı'na baktığınızda da, işte demin e, anlattığı örnekte yalnızca Avrupa'da kalmadı ki. Aynısının örneğini Japonya örneği olarak verdi. Aynısını gidersiniz Filipinler olarak görürsünüz. Aynısını Vietnam'a çıkışını görürsünüz Japonya'nın. Gücün güçte bir problem varsa, güçte bir problem varsa çok doğru bir örnek. O gücün kırılma alanları. Zaten çatışma üreten yerlerde başlar. Başka sebeplerdenmiş gibi gözükür ama altında o böyle kalın bir sebep olarak o boşluk. Mesela burada İran, e, İsrail'le bir intikam saldırısı yapar. Ama onu yapmak için bulduğu fırsat o güç boşluğuyla alakalıdır. Yani o derindeki sebep dediğim şey var ya o derindeki sebep bunlar için bu, bu tür saldırıları mümkün kılar hale geliyor ya yani başka gerekçeymiş gibi gözüküyor ama aslında hepsinin altında benzer Aynı gerekçe sebebi. var ve dünyanın birçok yerinde başka gerekçelerle ortaya çıkıyor. Ve e, bir anda o birbirinden bağımsız olaylar bir anda birbirine bağlanıyor. bağlanıyor. Niye? Çünkü zaten çatışma alanlarında, çatışma alanlarında yıllarca ilerlenememesinin sebepleri bir güç dengesinden kaynaklanıyor. Yani dengesel bir ortam olduğu için diğeri diğerin üzerine hakimiyet kuramıyor. O hakimiyeti kuramamaların sebeplerinden de küresel bir çatışma kendi çizgisi içine devam ediyor. Bunu İran'ın Erbil'i özellikle balistik füzelerle vurmuş olmasını çok da sıradan bir eylem gibi yapmayın. Kenara not olarak alın ve tutun. Bunlar test mi? Ee, Mesaj mı? ya Tek olmayacaktır. Ben size sürümü söyleyeyim. Yok yok yani, test mi? Test bakın, birbirlerini mi test ediyorlar? Ya birbirinin test etmesinden öte. Ee, unutmayın ki bu cephenin içerisinde e, birçok ülke sıranın kendisine geleceğiyle ilgili e, yorumları ve tavırları vardır. Hatırlıyor musunuz? Ukrayna ısrarla Fransa'ya ne diyor? Ben düşersem Polonya Almanya düşer. Gidecek, Polonya düşerse evet. siz de düşersiniz. Berlin'e kadar gelir. Bu olaylar başladığında <laughs> yani e, Suriye'deki o iç e, çatışmalar başladığında Şamın söylediği laf neydi biliyor musun? Esat'ın söylediği. Şam düşerse Tahran düşer. İran'a. Tabii tabii. Dönün. Şam düşerse İran düşer dedi ve arkasından yani daha olayların başlaması ile birlikte İran'da ki o zaman televizyondaydım şunu söylemiştim. Bu savaşın bir parçası İran olmak zorunda çünkü İran Şam'ın düşmesini Tahran'ın düşmesi olarak değerlendiriyor. Oradan başlayacaktır ve oraya gidecektir. Yani siz uzak da görseniz, ne kadar uzak da görseniz bu, bu böyledir. Bizim için de böyledir. Yani Türkiye Cumhuriyet Devleti için de böyledir. Bosna Ersek bizim için önemlidir. Kerkük bizim için önemlidir. Halep bizim için önemlidir. Yani hem tarihi anlamda önemlidir hem de coğrafi anlamda önemleri vardır. Biz de bu şekilde yorumlar yaparız. Şimdi bütün sistematiğe baktığınızda ülkeler bugün yapılan müdahalenin iki tarafı var. Şimdi Rusya tarafından baktığınızda Batı şunu söylüyor. Durduramazsak buraya doğru gidecek. Bir de bu cephe var. Evet. Bu cephede şunu söylüyor. Eğer Rusya burada yaptırımlardan çok kötü bir dayak yerse ve geri giderse bu yaptırımlarla beraber başlayan güç dalgası bizi de alır, bizi de savurur atar. Buna Çin'i de katabilirsiniz. İran'ı İran da katabilirsiniz. Yani Buradaki elde edilecek olan gücü bir sonrasında bana deneyeceklerini bilirler. O yüzden de bu savaşın içerisinde olmayıp ama savaşın tam göbeğinde olurlar. Şimdi bana söyler misiniz? Suriye'nin içerisinde yani Suriye'de nasıl bir mutlak hakimiyet var ki Suriye'den yaklaşık 15 bin milis şeye gidiyor? Kuzeye işte gidiyor Ukrayna'ya. Niye? Çünkü biliyorlar ki orada başlayacak olan Domina taşının etkileri burada başlayacak. Yani Suriye'den birilerinin oraya gitmesinin etkisi Suriye'deki Esad yönetimi değildir. İran'ın etkisidir onu oraya götüren. Öyle mi? E tabii. Yani Esad'ın kendisini korumakla ilgili sıkıntısı varken Hizbullah gelirken, Yemen'den getirirken, Sudan'dan getirirken, İran'dan getirirken, Afganistan'dan getirirken buraya gelen gruplar varken Pakistan'dan getirirken siz buradan araya adam gönderebilir misiniz? Çünkü Rusya Ukrayna'da çökerse Suriye'de, Suriye'de de U çöker. Esad'ı kim koruyacak? Ondan sonra İran da aynı şeyin içinde. Bakın bir kez daha söylüyorum. Esad'ın çökmesi İran'ın da alakası, işine gelmeyen bir. Bakın hiç alakası olmayan. Yani birbirinin üstüne gibi gözükmeyen. Yani dominatörler nedir? Birbirine vurarak devirir. Aslında küresel olarak böyle değil. Çok açık olabilirsiniz. Çok açıkta olabilirsiniz. Ama o domino taşıyla o açıklığın kapatabileceği bir küresel grubun oluşacağını düşünüyorlar. O yüzden de Ukrayna Savaşı <laughs> için şu tabir kullanılıyor. Tabir ne? Avrupa'nın Suriye'si. Bu Avrupa yüzden kullanıyorlar. Avrupa'nın Suriye'si lafını Suriyeliler gittiği için kullanmıyorlar. Güç mücadelesinin yapılacağı alan olduğu için... Ee, Avrupa'nın Suriye'si kelimesi kullanılıyor. Yani ne kadar enteresan. Şimdi Ukrayna'da olup bitenler İran'ı nasıl bu kadar yakından ilgilendirir? Coğrafi olarak baktığınızda nispeten uzak görünüyor. Ama böyle bir bağlantı var Suriye'de Esad'ın varlığı. Esad'ı destekleyenler ya, İran, ya, ya, Rum, ya, Rusya. Rusya'nın yıkıldığı diye. yerde başka domino taşları gibi etkilerin e, olacak. Yani Şeyi düşünün, e, Azerbaycan, e, Ermenistan, Karabağ Savaşı sırasında... E, Şii olan bir e, devletin e, Ermenistan'ı destekleyip Azerbaycan'ı desteklememesi olarak düşünün. Niye? Çünkü buradaki güç dengesindeki oynayacak taşlar mezheple alakası yok. Güçle alakası var. Ve İran hatırlarsanız Ermenistan'ı destekledi. Tabii. Ermenistan'ı destekledi. Yani olaylara bakarken e, bir sonrasına bir sonrasına bakarak gittiğimizde bugünkü hareketi güç dağıtmak, e, hatırlatmak, e, takviye yapmak. Birazdan soracaksınız. Çin destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? hikayesi soracaksınız. Ama ondan önce başka bir sorum daha var. Fakat döneyim Ankara'ya Hulki Bey ya da Melik Bey burada var mı eklemek istediğiniz ya da sormak ben istediğiniz? Şey, şöyle, ben şöyle şöyle bu bu şey meselesine yani İran'ın Erbil'e füze atma meselesinin. Ya Düşünüyorum acaba şeyle bir ilgisi var mı bunun? Özellikle e, Neçirvan Barzani'nin e, Türkiye'ye gelişi, Antalya'daki forumdan sonra Erdoğan'la görüşmesi. onu öncesinde de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan şöyle bir açıklama yapmıştı. Şu anda ben o açıklamayı da buldum. E, dedi ki e, Irak'tan e, doğal gaz noktasında Türkiye'ye bir arz olabilir. E, bu önemli diyor. Ee, çarşamba günü biz Kürdistan Bölgesel Başkanı Neşirhan Barzani ile bir araya geldik. Doğalgazı konuştuk. Ee, pekala o Barzani ailesiyle İran genelinde konuşabiliriz. Türkiye yaklaşımları önemli diye. Şimdi acaba e, tam da böyle Barzani tekrar Antalya'ya şey forma geldi ve bu görüşmeler olduğu bir dönemde İran'ın bunu yapması e, biraz soru işareti taşıyor. Yani acaba Olabilir yani Irak yani mutlak ha, olarak e, hayır veya Türk evet bölgesel Evet. Şansına sahip değil. Yani, yani tekrardan bir o, tanesi o, de bu olabilir. Doğru olabilir. o. Evet. Çünkü şöyle de Mete Bey, e, Antalya Forumu'na kat, İran katılmadı mesela. E, o, o, da çok tuhaf. Yani forma katılmadılar ve tam da Barzani'nin bulda olduğu dönemde durup dururken işte Erbil'in yakınına bir e, füze attılar. dediler ki bizim hedefimiz başka bir yerdi falan diye. E, i̇ster istemez aklına böyle bir şey de geliyor. Yani bu bölgenin gücünü etkinliğini kıracak hamle yani bana rağmen yapamazsın mı dedi acaba ben e, Irak kürtlere kürtlere acaba bunu mu dedi? Hani kediyi severken kedi şöyle pençe atar ya. Melik bu, Bey bu, belki, bu belki de gelmek istemiştir de gelmemiştir ya Antalya Diplomasi Forumunu. Nasıl? Yani Neden? O, o bilmiyorum. Belki de gelmek çok istemiş bile olabilir. Hmm. Ha anladım. Bize yani, de anlatın. Niye Hasan öyle diyorsunuz? Çok iyi. Hasan, hocam, Hasan Hoca'nın bir bildiği Bize, var. Bize de anlatın, anlatın lütfen. <laughs> belgesel mi? Çok belgesel izlemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şey diyor, demin anlatıyordun ya çakallar. <laughs> o hayvan belgeseli üzerinden. <laughs> Peki. <gülüyor> Tavuk oyunu anlatabilirim mesela. <laughs> Tavuk oyunu? Tabii. Hmm. Ee, şey, Nasıl yani? E, ya Bu tür oyunlar var işte bu olaylarla ilgili olarak da onu sonra konuşuruz. Peki, izleyicilerim yani, de üstü kapalı geçiyoruz ne oluyor geçtik? diyecekler. <laughs> Peki, e, şimdi şunu soracağım. E, Hulki Bey var mıydı sizin ekleyeceğiniz bu meselede? Ee, yok, teşekkürler. Sağ olun. Şimdi... E, ben bir şey bu, ekleyebilirim. Tabii tabii, buyurun. Yani Gerçi biraz şey yaptım da... E, bu şey meselesi yani bunun neden olduğunu bilemem. Akıl yürütüyoruz değil mi işte yani. tabii, tabii öyle. Yani Bey olarak be nereden Melik Bey bir akıl yürütüyor. Mete Bey ben de işte kendimce akıl yürütmeye çalışıyorum. Temelde mesela İran'dan bu füze fırlatılırken Mossad vurulmak istenmiş olabilir. İşte o bölgesel yönetim istikrarsızlaştırılmak isteniyor olabilir. Birçok alternatif evet. var. Bunu buna dair akıl yürütürüz, en muhtemel sonuca varmaya çalışırız. ama aslında burada şaşmaz olarak bilebileceğimiz bir şey var. Mesela diyelim ki 90'lı yıllarda İran böyle bir hareket yapabilir miydi? Yapamazdı. Veya Amerika bu yoğun bir şekilde Irak'ta askeri varlığını sürdürürken buna benzer girişler çıkışlar yapabilir miydi? Veya Suriye'de e, 2011'de başladı. 2012, 2013, 2014'e kadar Amerika burada mesela uçuşa yasak güvenli bölgeleri vs. kursaydı. Rusya, İran buraya girebilir miydi? Amerika, Ukrayna'da bütün o yaptırım paketini ilk gün açıklasaydı, Kırım'dan itibaren Rusya'ya ağır bir yaptırım paketi uygulansaydı, bugün Ukrayna'da bununla konuşuyor olur muyduk? 12. Kazakistan'da Değil mi? Kazakistan'da bir şeyler oldu. Rusya oraya da müdahil oldu. O olur. Libya bu halde olur. Libya'yı biliyorsunuz böyle özellikle terk ettiler bu hale gelsin ve taraflar birbirleriyle vuruşsun diye. Yani her birinde farklı gerekçeler var. İşte Libya'da Hafter var, meşru hükümet var. Oraya Birleşik Arap Emirlikleri müdahale ediyor. Buraya herkesin kendince bir hesabı var. Ama o hesabı gerçekleştirebilecekleri uygun ortam doğduğunu düşündükleri için bu aktörlerin birçoğu bir yerde bir yerlerde kızışan, geriş, gerilen ilişkilerin parçası oluyorlar. Yani hani dedik ya şeyde Avrupa'da Hitler, Avusturya, Habeşistan, İtalya, işte Mançurya, Çin falan bir anda orada burada patlak verir. Her birinin kendine has gerekçeleri vardır. Ama ortada bir sebep var. Çünkü bir başı bozukluk, bir düzensizlik, bir karmaşa, bir belirsizlik var. Ve o belirsizlik bu tür olayların çok daha sık bir şekilde karşımıza gelmesine yanıyor. Mesela Saddam Hüseyin değil mi? 91'de Kuveyt'i işgal etti. Neye güvenerek işgal etti? İşte Hulki Bey anlatıyor. Amerikalılar işte oraya girersen biz karışmayız. Bunlar Arapların kendi arasında bir meseledir dediler. Ama değildi. O dönem Amerika dünyanın jandarması gibi herhangi bir yerde istikrar bozulduğunda milletin tepesine biniyordu. Şimdi bütün ülkeler biliyor ki böyle bir mafya babası yok sistemin içerisinde. Evet. Böyle bir mafya babası yani hepimize belki zarar veriyor, hepimizden haraç alıyor ama bir düzen kuruyor orada, bir mafya düzeni kuruyor. O mafya düzeni yok. Avrupa'da da yok o mafya düzeni şimdi. Orta Doğu'da da yok. Biz Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta bunların hesaplaşmasını yaşıyoruz son 10 senedir. Şimdi diyorsunuz ya mesela Ukrayna, Avrupa'nın Suriye'si mi? Aynı resim orada tekrarlanıyor. Çünkü Rusya, mesela Ukrayna'yı Rusya 2004'te de Putin kendisinin bir parçası veya anavatanı olarak görebilirdi. Evet Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Putin için tehdit olabilir ama Baltık ülkelerinin girmesi de tehditti. O zaman niye müdahale etmedi? Polonya girerken niye müdahale etmedi? Çünkü o dönemlerde müdahale edemezdi. Ama şimdi NATO'nun açık bir şekilde Ukrayna'ya sahip çıkmayacağını, Amerika'nın Ukrayna'ya sahip çıkmayacağını anladığı için, böyle düşündüğü için oraya oraya girebiliyor. Yani gerekçeler farklılaşabilir, farklılaşabilir. dünyanın herhangi evet. bir yerinde. Ama bütün altta yatan zemin hikaye aynı zemin o güç boşluğunun yırtıcı aktörlere kurtlara verdiği fırsat. Peki. Kurtlar o fırsatı değerlendiriyorlar, kuzuları teslim alıyorlar. Peki